Efendim Altı Perikanlar hepiniz hoş geldiniz. Ben Enis Kirazoğlu, sol tarafımda Tuncay Arslan. Merhaba. Sağ tarafımda Orhun Kayal. Merhabalar. Sizden gelen soruları cevaplıyoruz. Hazırsanız tartışma yaratacak, gündeme bomba gibi düşecek ilk sorumuzla başlıyoruz. Vice Q'dan gelen soru. Önemli demiş. Bir sorun var. CS, League of Legends gibi ve benzeri oyunları oynayan insanlar kendilerine gamer veya oyuncu diyorlar. Ooo! Direkt ben aynı. Ne alaka falan. Ve bunun nedenini anlayamıyorum. Mesela siz de, hani bizden bahsediyor, mobil oyuncu, hardcore oyuncu olarak sınıflandırıyorsunuz. Bana göre hikayesi, kurgusu, farklı tarzda mekanikleri, fizikleri olmayan oyunları oynayan insan kendini oyuncu dememeli ve sizin teriminizde hardcore oyuncular buna izin vermemeli. Biri sadece eğlenmek, vakit geçirmek için oyun oynuyorsa bu kişinin oyuncu sıfatını hak ettiğini düşünmüyorum demiş. Evet, çok haklı arkadaş, çünkü oyunlar genel olarak Birleşmiş Milletler'de de bir araya gelip gayet ciddi biçimde oynanan şeyler olduğu için eğlence için kullanılmasına ben de sınır dışı etmeliyiz hatta. Niye? oyun kültürü, yani benim gördüğüm kadarıyla, bilmiyorum siz katılır mısınız, ama oyun kültürünün içerisinde böyle bir seçkincilik, böyle bir ayrımcılık ben açıkçası kabul etmiyorum, görmedim de yani. Bence burada bir sınıflandırmayı yanlış yapmış. Ben onu şöyle değiştireyim biraz. Şimdi eğlenmek için oynayan kişiler gamer demiyor kendine. Biraz daha bu işi profesyonel seviyede yapan oyunculara gamer deniliyor. Evet, mesela öyle bir anlam var. Hani onlar mı gamer, siz mi gamersınız? Veya hardcore oyuncular mı gamer? Mesela CS'de profesyonel olmuş bir insan, profesyonel oyuncu aslında benim aynen için. Aynen, kısaca ama, gamer diyorlar aslında. Ama gamer aslında. Ama ya gamer diye geçiyor ama. Yani algıda onun için diyorum yani mesela. Doğru. Sen de gamer olarak tanımlıyorsun kendini, adam da gamer olarak tanımlıyor. Kim gamer ulan burada? Ya bence ne oynarsan oyna kimse kendine gamer dememeli. Yani oyun oynuyorsun diye bunu bir kimlik olarak almak bence çok saçma ve aptalca bir şey. Yani yaşam tarzını direkt yönlendiren bir şey, yani biraz özentiliğe de kayıyor. Ben gamer'ım, ya gamer'lar şöyledir falan, hani kendi içinde ben bir toplumda bir topluluğa ait olma, bir güven duygusu falan, biraz hani psikolojiye de hitap ediyor ama bence saçma yani. Oyun oynamayı çok seviyorsun, oynuyorsun, gayet güzel bir şey. İlla bunu bir kimliğe çevirmene gerek yok yani. Ya sana katılmakla beraber ben o kadar keskin bakmıyorum mevzuya. Çünkü şununla alakalı, gamer diyebilir tabii ki kendine. Yani biraz itici geldiği çok net. Ama şundan ötürü mesela, ya kimisi de var. Mesela bisikletçiyim diyor ben dağcıyım diyor. Çünkü adam onu hakikaten bir hayat tarzına çevirmiş, aynı oyunculuk gibi. Ve hani bunu düzenli olarak yaptığı için ve hani onda huzur bulduğu için hani kendini öyle tanımlıyor. Ben sinema izleyicisiyim. Hani, yani onlar yine biraz daha spora kayıyor. Bu ticari yönüyle de biraz ön planda olduğu için beraberinde bir sürü şeyi getiriyor. Tüketim odaklı başka hangi grup var kendi? Mesela ben kitap okuyucuyum. Ama dağcılık ve bisiklette de aynı şey geçerli diyor. Mesela bisiklet var, bisiklet var. Dağcılık ekipmanı var bilmem. Yani orada da yani çok onlara çok da ben şey değilim bu arada. Onlara da okey demiyorum. Hani çok aşırı şeyden bahsediyorum. Ama orada eylemi tamamıyla aslında kendisi yapıyor. Bisikleti başka yerden vurabilir ama eylem hani orada kendisini yaptı benim. Gamer hazır bir ürünü tükettiği için, hani hazır bir ürünü tüketen başka bir grup var. Merak ettiğinden soruyorum sana. Gamer denilebilir yoksa. Ben Tuncay'la o kadar sert bakmıyorum olaya. Hani ama merak et mesela. Ben sinema izleyicisiyim. Sinemacıyım derler, eyvallah. Ben sinefilim bilmem neyim. Sinefilim. Ya hep bir ayrıcalıklı. Biz ayrıyız. Derler, onlar farklı, biz farklıyız. Hani ona gitmemeli. Ben oyuncuyum, sen değil. Çünkü bu çıkıyor ortaya bir de. Aynen. Peki tamam, senin görüşün var. Sen saçma sapan bir görüşün var. Evet, benim saçma sapan bir görüşüm var. Yok, haklı yere bağladım bu arada. Gamer demiyorum kendime, evet. Evet. Sen çık dışarı. Senin gamer'la ilgili olayın nedir? Ya şimdi şöyle bir yanım var. Hepimiz gamer'ız. Evet. Hepimiz çok net gamer. Yani oyun oynayan insan, oyuncuyuz daha doğrusu. Gamer ne ya hakikaten. O hepimiz oyuncuyuz. Ama şimdi mesela CSGO oynayıp kendini oyuncu diyen insan aslında hani az söylüyor. Profesyonel oyuncu. Profesyonel oyuncu olabilir işte. Yani bir meslek. Bak, profesyonel olmak zorunda değil. Ben de mesela yani Cem'de oynuyor. Burada profesyonel oynuyorum. Profesyonel olmadığını düşün. Çok ünlü. Rekabetçi. Çok ünlü bir yayıncı mesela. Veya çok ünlü bir LOL'cu. Tamam mı? Evet. Çok ünlü bir YouTuber. Çok ünlü bir şey. Adam mesela sağda solda kendini ben gamer'ım diye tanıtıyor. Evet. LOL ve CSGO oynuyor. Veya PUBG. Evet. 3 oyun üzerinde oynuyor. Hayatında AAA oyunları görmemiş. Bağımsız oyunları görmemiş. Böyle bakalım olaya. Evet. Bırak profesyonel şimdi. Profesyonel değil çünkü daha kolay oluyor ayırt etmesi. Tamam. Daha zorlaştıralım işi. Bulandırıyorum biraz işi. Böyle bir adam var. Kendini ortamda merhaba ben gamer işte isim de vermemişim. Biri çıkar adama laf ediyormuşuz gibi oluruz. Gamer Şenol. Gamer Şenol. Gamer Şenol diye biri yoktur inşallah. Gamer Şenol. Kanalı varmış 82 bin takipçili falan. Bir de adı Gamer Şenol'muş. Evet, varsa özür diliyoruz şu anda Şenol. Dur, çok giyemedik. Evet, dur toparlayalım. Abi bu adam LOL, CS falan AAA görmemiş hayatında. Online odaklı oyunlar oynuyor. Popüler online oynuyor. Yani diğer online oynuyor. Bu adam kendine gamer diyor. Gamer mı bu adam?
yayıncı olup olmamasından bağımsız olarak bence zaten oyuncu. Adam rekabetçi bir dünya oyunu oynuyor. Doğal olarak hani rekabetçi oyuncu aslına bakarsan, ama tabii ki kendine oyuncu diyebilir. Sonuç itibariyle hepsi oyuncu, rekabetçi oyuncu var. İşte casual, daha böyle sıradan oyuncular var. Bizim işte AAA seven var, indie seven var. Ya da bazılarını hani sadece bir tanesini sevmiyor insanlar. Okay. Köşebilir. Okay. Yani. Peki ben gerçek gamer'ım diyor. Evet, o zaman. Ama bir bak şimdi bak dur. O onun hıyarlı. Yani hani Şeno'la diss atıyoruz burada. Şeno. Ya işte ben gerçek gamer'ım, diğerleri gamer değil. Sen otorite değilsin buna karar verebilecek bir. Bunu tamam, söylüyorsan. Böyle bir otorite de yok bu arada. Gel sen gamer'sın, sen değilsin. Şöyle bir otorite, yani soyut bir otorite var. Ya, oyunculuk bir kültür haline geldi ve oyunculuk kültürü casual'ı da içine alıyor. İşte yani bunun altında sonuçta bu işe bir ticari bir meta olarak bakan ve iş adamları olanları da var. Tüketici olanı da var, üretici olanı da var. Hani artistik tarafı yüksek olanı da var vesaire vesaire. Bir dünya insanın ki hani 1-1,5 milyarlık bir popülasyondan bahsediyoruz. Toplamda mobil oyun oynayanlardan işte en niş oyunla oynayan insanlara kadar. Bu bir kültür ve bu kültürün ortaya koyduğu bir takım şeyler var. Ben açıkçası ya belki tabii ki istisnai vardır, o şeyler vardır, olaylar vardır, oyunlar vardır, bilmem neler vardır ve bir kesimi öteliyor, dahil etmiyor olabilir için, ama onun hıyarlığıdır. Yoksa tamam, be, hani sen çok derin girdi şimdi. Bak, tamam evet. Daha basit, haklısın. Daha basit. Ya bayağı 1,5 milyon insanı şu an kastın. Yani ne sinirlendirdik Orhun'u. Benim sormak istediğim sorudan bir şey yok. Ben mesela bir yerde duruyorum. Online oyunlara uzağım. Oynuyorum falan filan arada bir. Ha. Biliyorum ama uzağım. Hani aktif bir oyuncusu değilim. Bir tarafta da senin dediğin, az önce bahsettiğim Şenol var. Evet. LoL'ü, CS'yi, PUBG'yi falan çok güzel oynuyor. Çok başarılı bir oyuncu falan böyle. Hangimiz sizce daha gamer'ız? Hangimiz daha erkeğiz gibi bir şey yani. Olmaz. Hayır, yok. Görüşünüzü merak ediyorum. Yani mesela sizin için hangisi daha gamer? Yani daha doğrusu şunu sormak istiyorum aslında. Bir gamer oyunları iyi oynayan veya belli oyunlarda ustalaşmış bir insan mıdır? Yoksa oyun görüşü olan bir insan mıdır? Hani oyunlar hakkında genel anlamıyla bilgi sahibi olup bundaki ya hangisine gamer dersiniz veya? Bana göre oyun kültürü içerisinde kendini yetiştirmiş, oyunlarla hani hayatın her dakikasında belki ilgili olan, sürekli oyunlarla yaşayan insanlara bence denmeli. Hani belli bir türü oynayan ya da oynamayan değil de oyunlarla gönül bağı olan insanlara eğer denecekse denmeli. Aynen. Mesela Mario'yu bilmeyen biri gamer mıdır? Olmamalı bence. Tabii ki yani bilmesi gerekir diyebilirsin ama bilmiyor diye de. Mario'yu bilmeyen insan mı? Yani Mario'yu bilmeyen yok zaten. Onu geçelim de. Hani yani hiç Legend of Zelda. Yani Link'ten bahsediyor. Hadi onu bilmeyebilir belki. Belki. Bilmeyebilir ama hani bilmiyor diye de adamı dışarı atamazsın. Şimdi sen kitap okumayı seviyorsun. X yazarı seviyorsun da Y yazarı sevmiyorsan senin kitap okumaya hakkın yok diyebilir misin? Ben oylamaya hak yok demiyorum demek ki. Hayır, ben gamer sen, denir mi diye soruyorum. Sen kendini okur yazar olarak tanımlayamazsın mesela. Hayır, tanımlarım. Şu yazarı sevmiyorsun. Derim ki çok bilgi sahibi değilim kitapta. Hayır, ben sana demiyorum yani. Hayır, benzer bir örnek yani. Mesela sinefil demem kendime. Gamer dememem gibi mesela sallıyorum. Ya sinefil de aslına bakarsan sinema severdir. O kısma girmemek lazım ama ya sinema seviyorsan bence kendine sinefil de diyebilirsin falan filan, ama yani çok derinim ya. Biraz derinlemesine girmekle alakalı mevzu ve evet. Hani şey kısmına tekrar dönersek ya dalınıp budaklanıyorum, bir de kendimi tutamıyorum. Tekrar lafı dağıtmadan başına döneceğim. Ya illaki bir hani hangisi daha gamer gibi bir şeye kıyaslamaya sokacaksan muhtemelen ben şeyden ötürü şuradan yürürüm. Yani sonuç itibariyle hepimizin zamanı kısıtlı ve dar. Hangimiz daha fazla zamanımızı ayırıyorsak o biraz daha. Yani ikisi de oyuncu ama mesela işte ikimiz, ben işte günde 2 saatimi harcıyorum, sen günde 8 saatini harcıyorsun. Ama diyelim ki benim hasta yatağımda işte bilmem neye bakıyorum ya da ağır işim var, bir şeyim var, oynayamıyorum. O kıyaslamayı da yapmak, şartlar farklı İyi olacağı için. Tamam, hemen Yeşilçam'a bağladı yemin ediyorum 2 dakika. Abi ben aslında çok iyi oyuncuyum da benim hastam var falan. Ya o şey, hasta bir şey var, Xbox oynayamıyor o yüzden. Hayır, o adamın derdi zaten hani ben çok oyuncuyum. Kendine gamer diyemeyen hasta birilerine bakan adamın dramı diye. Ben de gamer'ım diye. Öyle bir şey değil de işte dediğim gibi belki daha çok zaman, yani daha çok aşina ve daha fazla oyun oynadığı için ya da ne bileyim o kültüre birazcık daha yakınlaşması anlamına da gelirmiş gibi geliyor. Yani çok niye birilerini şampiyon ilan etmek istiyoruz? Yani niye biri daha iyi olmak zorunda? Yok, daha iyi olmak zorunda değil. Ben sadece tartışmasın diye söyledim. Dudakaza geldi. Tartışıyorlar. İlla yapılacaksa bana göre gönül bağı yani. Sen kendini evet görüyorsan ve inandıysan kendince şeysindir. Soran arkadaşa karşı olduğum bu arada çok aşırı yani. Evet. Hayatının odak noktası yapmış. Ben gamer'ım diye sürekli böyle yaşayan insanlara ben hani
yanlış diye dedim. Biraz genç kardeşlerimiz arasında daha fazla vardı diye düşünüyorum. Çünkü hani bir yere insan, çünkü ait olmak istiyorlar. Evet, gençken biraz daha tanımlandırmak istiyor kendini. Bir yaştan sonra aman kimler arası bana ne diyeyim. Evet, ve Burak Asın geliyor. Yani, bana ne gamer deyin demeyin ne fark eder diye. Şunu söyleyeyim, evet biraz genç yani lise kafasını düşünün biraz sinir olabiliyorsun gerçekten. Çünkü sen hani bir sürü şeyle ilgileniyorsun. Orada sadece CS oynayan adamlar kendilerine gamer deyince lan şurada sorsak Lords of Fallen'ı bilmezsin, Dark Souls'u bilmezsin, Shadow of War'u bilmezsin, gelmiş burada gamer falan. Hani bu sinire girebiliyor insanlar. Bak, bak şuradan şunu çıkartalım. Eğer bu bahsedilen kişi işte sadece CS:GO oynuyor ama öyle bir anlatıyor ki bütün oyunları biliyormuş gibi anlatıyor. Bilmemesine rağmen. Canım, hani oysa durum evet haklı. Hayır ama oyunu duymamış bile. Ya onlar oyun mu ya CS:GO oyuncağı oğlum falan diyen bir adam. Yani çok böyle bağıra bağıra ben bütün oyunları bilirim falan tarzı şeyler diyorsa. Demiyor. Adam şunu diyor. Ben hiç bu oyun mesela yok. CS:GO'yu adam eşittir oyun diyor adam. Anladın mı? CS eşittir oyun. Böyle bakıyordum olayı belki de. Ve çok iyi bir oyuncuyum diyor. Tunca şeyi anlamadım. Adam zaten ki hıyar. Onu bir şey yapalım. Ya adamın diğer oyunlar hakkında bir şey yok. Adam zaten hıyarsa konu. Adam diyor ki ben süper. Bu adam Şenol mu? Bir dakika. Gamer Şenol'dan devam ediyoruz. Abi Şenol Junior. Küçüklüğü. Ulan inşallah Şenol diye biri yoktur. Ulan inşallah. Ay, neyse geçiyoruz bu soruyu artık. Bundan sonra sizin yorumlarınız olsun. Ama şey son olarak şey söylemek istiyorum. Arkadaş bir kısmında öyle bir olaya girmiş yorumunda. Hani başkasına onlar gerçek gamer değil o kısma girmeyin. Hepiniz aynı kültürün parçasınız. Hepiniz insansınız. Hepiniz o beğenmediğiniz gamerların oynadığı oyunları Metrobüs'te şey kalırsınız. Tutsak olursunuz o zaman görürüm ben sizi falan. Kaldım galiba öyle. Tabii ben tecrübe. Bayağı mobil oynadım bir dönem. Allah'tan telefonum çok iyi değildi. Sonradan bıraktı falan yok. Sen gamer değilsin oğlum. Batuhan Acar. Oyunlardan bağımsız olarak bir soru sorayım. Geçtim. Hadi. Ama bir falan diyor. Siz İngilizcenizi nasıl geliştirdiniz diye sormuş. İngilizce geliştirdik ama Batuhan Türkçeyi kaybettik gördüğün gibi. Oyun oynarken geliştirmek istemiyorum demiş. Oyunun hikayesini, bak istekleri var. Oyunun hikayesini kaçırmak istemiyorum. Film dizi İngilizcesi konuşma kısmında çok ağır geliyor. Başka ne yapabilirim? Şimdi Batuhan, güzel bir soru aslında. İngilizceyi nasıl geliştirdim diye sormuşsun ama anlamadığım bir şey var. Geliştirmek istediğini emin misin? Bir o. İki yok. Şunu doğru demiş aslında. Oyun oynarken geliştirmek istemiyorum. Oyunun hikayesini kaçırmak istememiş. Şimdi bizim bilmediğimiz bir kaynağa sahipsinde otomatik olarak Türkçe'ye çevriliyor mu oyunlar? Benim anlamadığım bir bu. Hani hikayesi İngilizce bilmiyorsun. Oyunu oynuyorsun. Oyun İngilizce. Hikayesini kaçırmak için İngilizce öğrenmek istemiyorsun. Ya, o zaman hikayeyi nasıl anlıyorsun? Evet. Ben onu anlamadım. Anlayabilen var mı? Ya İngilizce öğrenmenin birçok yöntemi var ama... Hani benim soruma bir cevap ver. Anlayabildim mi sana? Ona geleceğim. Yani en doğru yöntemi... Oyun oynayarak geliştirmek. Yani buna niye ben karşı bunu anlamadım. Yok ben karşı değil. Bunu nasıl alt ettiğini anlamadım ben. Yani atıyorum abi. Ya Masolomen oyun oynamıyor muhtemelen. Ha öyle diyorsun. Türkçe Masolomen herhangi bir oyun oynamıyor. Ya başka bir çıkar yolu gelmedi yani, benim aklıma. Ya da oynuyor anlamadı anlamıyor. Ha şey hikayeye ihtiyaç duymayan. Hayır evet, hikayeyi kaçırmak istemiyorum demiş. Ha abi. Evet bir hikaye yani, de var adam yani. Adam ya İngilizce bilmeden hikayeyi nasıl kaçır? Ya hikayeyi nasıl kaçırmıyor onu anlamıyorum. Hı. Hikayeyi kaçırdığı için zaten böyle bir şey istiyor galiba. Adam diyor ki abi oyun oynarken İngilizce geliştirmek istemiyorum çünkü oyun hikayesini kaçırıyorum diyor. Tamam. Şimdi nasıl oyun hikayesini kaçırıyor abi. Adam İngilizce bilmiyorsa? Çünkü anlamıyor. Ama İngilizce de öğrenmek istemiyor işte. İngilizce öğrenme fırsatı. Öğrenmek istiyor da oyunlarla yapmayayım diyor. Bana tamam. Bir yöntem söyleyeyim. Tamam. Bak ben diyorum ki. Dur. Oyunlarla öğrenmeye kalkarsam hani daha öğrenmeye çalışırken bir yandan hikayesini de kaçırabilirim mi demek istiyor acaba? Evet. İyi de hikayeyi anlamıyor ki adam. Yok evet de bak şimdi ben bilmiyorum anlamıyorum tamam mı hani geliştirmek istiyorum aldım yanıma sözlüğümü vesaire ben mesela öyle öğrendim oraya da geleceğiz. Hani işte bir şey yazdı o kelimeye bakarken bir şeyi kaçırdım hani yarım yamalak anladım dolayısıyla tamam ama hiç anlamıyorsun diğer türlü. Ha evet yani. O da, yani hikayeyi anlamıyorsun ki. Sen mantıksız diyorsun yani hani. En evet, azından yarım yamalak anladın ikinciyi oynar. Evet ya onu demek istiyorum hani. Şimdi geçelim bu anlamadığım kısım burası. Senin dediğin daha mantıklı geldi bana. Büyük ihtimal Türkçe yama indiriyor İngilizceyi hiç açmıyor gibi geldi. Büyük ihtimal. Batuhan beni çok derin paradokslara düşürdün. Artık eskisi gibi şey yok tabii. Türkçe yamalar daha fazla olduğu için bizim zamanımızdaki gibi mecbur İngilizce. Belki biz de şimdi büyümüş olsak biz de hani İngilizceyle uğraşmak zorunda kalmayacaktık. Hani veya uğraşmayacaktık, bakmayacaktık o noktada. Ama bu şekilde en temelini bu şekilde oluşturabilirsin bana sorarsan. Ben bunu doğrultuda tavsiye verebilirim sana. İnteraktif olmak İngilizceyi en kolay geliştiren yöntemden bir tanesi. Film ve diziden bence oyun daha hızlı geliştiriyor. Çünkü film dizi sizi bir şeyi seçime zorlamadığı için, bir şey yapmanızı istemediği için hani anlamadığınız zaman anlamayıp geçtiğiniz bir nokta oluyor. Oyunlarda şöyle bir esprisi var. Bir şeye basıp etkileşimini gördüğünüz zaman anlamını bilmeseniz bile ne ifade ettiğini anlıyorsunuz. Yani hakikaten bir yabancı gibi öyle. Mesela ben çoğu kelimenin Türkçe karşılığını tam olarak bilmiyorum. Bilmem, ben de bilmem.
futbolda substitution denilen şeyin Türkçedeki karşılığını bilmiyordum. FIFA 99 fetik kelimesini öğrendim. Yani hani. Ama anlıyorsun. Ama şey. Anlıyorsun bastığın evet. Zaman. Zaten ya şöyle düşünün abi. İngilizlere de çocukken Türkçe karşılığını üreterek öğretmiyorlar yani. Hani, yavrum bak bu table ama Türkler masa dediler. Sen de öyle konumlandır değil mi? Bizde çünkü hep çeviri mantığında İngilizce öğretmek vardır. Hani, evet. Yani eğitim sistemimizde. Çok da hatalıdır aslında. Bakayım. Budur. Hani çeviri mantığında öğretilir. Aslında çeviri mantığından ziyade biraz temsil ettiği şeyleri öğrenmeye başlıyorsunuz. O dilin içerisinde kaldığınızca. O yüzden özellikle interaktifte gerektiren sırf bunun için oyun oynuyor abi. Sırf bunun için. Yani evet. Hani oyun oynuyorum, İngilizce öğrenmek bunu anlıyorum. Hani keyif almak istediğim bir şeyi bölmek istemiyorsun. Eğitim evet. Aracı çevirmek istemiyorsun ama sırf bunun için oynayabileceğim macera oyunları var. Eski adventure oyunları mesela evet. Çok uygun bunun için bence. Evet, duruyorsun çünkü yani. Duruyorsun, aktif değil. Hikayeyi kaçırmak zaten dile bağlı. Ve yani eğitimin en eğlenceli hali olabilir belki de oyunlar. Burada menajerlik de bayağı öğretici. Evet, menajerlik bayağı öğretici. Belki hep Türkçe çeviriler çok yoğun var da ben... İlk 2001-2002'yi oynarken yani İngilizce aynen. Dersinde kelime konusunda en iyi bendim. Hoca soruyordu hani sen nereden kelimeyi biz? Nereden bilebilirsin falan. Nasıl bu kadar iyisin falan dedim. CM0102. Yabancı hocaydı bir de o etkilendi yani. Dedim hocam oyun oynuyoruz. Ya ben de accept, cancel gibi çok yani basic kelimeleri, çok meşhur kelimeleri. İngilizcenin temel kelimelerini CM'de öğrenmiştim. Tabii hani, canım yani. Çünkü accept olacağı kabul ediyorsun. Cancel hatta cancel derdim ben. Tabii. C ya cancel. Can. Sözleşmesi tabii ben. Yani. Yanında mıydın? Ne demek? Nereden biliyorsun? Hayır. Abi senin de aynı durumda bir diğer arkadaş vardı. Mesela hatta ben Cancel diyordum. Bayağı. Ben Sansel diyordum. İşte, ben benim aksanım. Sansel diyen arkadaşı anlamıyordum. Mesela mesela accept kelimesini acceptleyin dedikleri zaman da mesela anlamıyordum. Çünkü accept gibi bir şey diyordum ben de. Yani. Yani, herkes bambaşka bir şey çalıyor. Aynen. Ya mesela bir şey var ya üniversitede bunu yaşadım. Senelerce hani hat-trick aslında ama senelerce hat-trick diye. Bak 20 yaşındaydım işte lisans 1 yani üniversitede 2. senem. Arkadaşlar abi hat-trick org var. Hani web tabanlı bir oyun. Onu oynuyorum falan filan diye. Birbirlerine bakıyorlar falan filan. Sonra hat-trick. Ha hat-trick. Ulan dedim hepiniz Londra doğumlu musunuz? Yani ve hani 20 yaşında bunu yaşayınca hay Allah kahretsin falan. Tam bir buram buram cahil bir şey oluyor ya. Ama oluyor işte. Ozma olay vardı. Ben biraz oradan öğrendim. Yani illaki oyundan istemiyorum diyorsan ama Ozma'yı nereden bulacaksın bu yaştan sonra? Yani oyundan öğrenmeye baksan bence. Evet, ya da kursa git. En temel bunu buldum. Ya da bas parayı kursa git. Bir şey diyemedim yani. Git yurt dışında okuma şansın varsa. Böyle de. Yardım de etme. Git okula. Yani. Bana ne diyor. Hayır onun için demedim. Sert oldu değil. Yani yok evet. Ama. En basit halleri bence bu. Bundan sonra eğer param varsa bunlardan daha kolay. Belki bu imkanı yoktur büyük ihtimal. O yüzden. Yani bu imkanı yoksa zaten hani o yüzden bunlarla. Elindeki imkanla yetinecek o zaman. Evet. Yani şey bizim yapmayacak. İmkanlarımız da yoktu. Bunlarla öğrendik. Hı. Bence bunlar en uygun araçlar. Böyle, hani oyunlaştırılmış İngilizce öğretme siteleri falan filan var. Duolingo, Molingo. Belki evet. Oralara bakabilirsin. Onlar çok sıkıcı. Evet çok sıkıcı. Ben kullandığım zaman da acayip sıkılıyorsun. Bir İtalyanca öğrenmeye çalışmıştım. Doğal hospitalden öteye gidemedi. Hastane nerede diyorum. Yanı söyleyince bilmiyorum ama ya. Anlamıyorum ya. Her gittiği İtalyan şöyle hastaneye soruyor. Hastane nerede? Hastane. Geçiyorum Mehmet Karaca'nın soru. İki soruya çok takıldık bugün. O yüzden biraz kısa geçeceğiz. Evet, ama çok iyi sorulardı bu arada. Evet. Yani üzerine konuşulan sorular olduğu için şey geçtik. Bu da öyle konuşulabilirsin bir soru olabilir. Sizce de sektör Mehmet Karaca'nın sorusu. Sizce de sektör sadece devam oyunlarının üzerine kurulu hale gelmedi mi? Yeni bir dünya, yeni mekanikler, yeni bir hikaye görmek oldukça zorlaştı demiş kendisi. Bununla ilgili ben şöyle bir pas atayım sonra size vereyim. Evet bu daha az görüyoruz bana sorarsan. Ben de buna katılıyorum. Özellikle AAA dediğimiz işte büyük bütçeli oyunlarda. Bunun en büyük sebebi ama bunların çok riskli işler olması. Eğer tutturamazsan çok büyük maliyetlerin evet. Altında kalıyorsun. Ve herkes son dönemde hazır ekonomi olmayı seviyor. Bu film dünyası için de geçerli, dizi için de geçerli. Her dünya için geçerli. Sadece oyun için değil. Hazır ekonomi olmayı seviyoruz. Hazır materyallerin devam ettirilmesini seviyoruz. Çünkü bilinen formül her zaman yeni formülden daha risksiz geliyor aynen. Firmalar için. Ve adam diyor ki ulan ben yeni Assassin's Creed gibi büyük bir marka yaratmaya çalışacağım ama ki beceremeyebilirim. Watch Dogs tökezledi, Division istediği gibi etki yaratamadı falan filan. Assassin's Creed'in devamını yapayım diyor, yandan besleyeyim diyor. EA keza aynı şeyi yapar. Hani hep bilinen mesela Battlefront yeni bir IP olabilir ama aslında Star Wars adıyla çıkmış bir ve daha öncesi olan bir oyun kendisi. Yeni marka yapmak zordur, emek ister, gerçekten iyi düşünce ister. Yani kalemi kağıdı çıkarıp baştan bir sürü şey yapmanı ister ve bunu oyunlaştırmak daha da zor olabilir. Mesela Anthem gelecek işte BioWare'den. Evet. Mass Effect faciasından sonra bu kez gerçekten asıl ekip yapıyor. Yani BioWare'in asıl baba ekibi yapıyor. Hani nasıl bir performans ortaya koyacaklar merak ediyorum. Onu şu an gözlemledim. Yani ben bundan dolayı gelmeyeceğini mevcut markalara zarar gelmedikçe ekmeklere işte taş değil kan mı denir? Kan doğranmadıkça. Kan doğranmadıkça bu da çok sert oldu. Yani. mevcut markalar akmaya devam edecek. Ne zaman mevcut markalar ket vuracak, yapımcı diyecek ki benim yeni bir şeyi yaratıp yeni bir şeyden ekmek yemem lazım diyecek ve bu döngü böyle sonsuza kadar gidecek.
Yani söylenecek her şeyi söyledin aslında. Başka... Tamam. Evet. Başka ne diyebilirim? Yani bir kere sadece AAA oyunlar için değil aslında. Hani mantık olarak düşününce indie oyunlar biraz daha özgür, yeni şeyler yaratabiliyor diyoruz ama onlara da baktığında evet, tekrar eden şeyler oluyor. Hani şu oyundan bunu almış, bu oyundan bunu almış, sadece devam oyunu olarak, marka olarak değil. Hani bir sürü taklit her var. Şey biz birbirinden etkileniyor ve bu yeni bir şey de değil aslında. Hani tarihin ilk yıllarından evet, bugüne kadar hep edebiyattan başlayarak bütün anlatının yer aldığı bütün sanatlarda bunu gördük yani. Oo, sürekli çok derin girdin. Yani sürekli birbirinden alıp, yani daha önce de örneğini vermiştim. Everything is a Remix diye bir belgesel tarzı bir içerik de vardı tam buna yoğunlaşan. Yani bu olan bir şey. Bu nasıl kırılabilir derseniz bunda biraz izleyicinin de beklentileri aslında önemli. Çünkü sen atıyorum çok deneysel bir oyun yaptın, yeni bir şey buldun ama orada şu anki mevcut izleyici onu istemiyor. Evet, o belki evet, aynı şeyi tekrar görmek istiyor. Sen onu sunmuyorsan satamazsın işini. O zaman yenisini de yapamazsın. Ben böyle iş yapamıyorsam o zaman ben de satanı yaparım dersin. Bir yaratıcı fikir ona sahibi olan biri daha göçüp gitmiş olur. Ya şeyin zaten bu sektörün geldiği nokta itibariyle birdenbire hiç görmediğiniz bir oyun yapmaktan ziyade ufak tefek mekaniklerde yapılan inovasyonla, yeniliklerle hani yürümeye başladı yeni bir şey gelme mevzusu. Evet. Şimdi ilk Call of Duty oyunlarıyla bugünkü Call of Duty oyunları arasındaki farklar en basitinden. Hani var mı? Var, bayağı var. Yani hayır, aslına bakarsan yani ufacık bir değişiklik bile hani o zamanda çok hoş, ben çok da sık veririm bu örneği, çok da severim çünkü hani enerji barının terk edilmesi mevzusu en basitinden minicik bir şeydir, inovasyondur, çok eleştiriliyor ama bugün artık şeyin ana dinamiği oldu. Evet. Aynen, ana dinamiği oldu. Ve bir de şey var, benzerlik kısmı da, ki bilhassa indiler üzerinden biraz söylemek gerekirse, şimdi şöyle bir şey var. Edebiyattan belki müzikten farklı olarak hani onlarda yaptığın zaman doğrudan intihar olabilir ama oyunlarda şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Sen ben üçümüz oturduk bir oyun yaptık. Oyun RPG türünde. Ama envanter sistemine kafayı yani yoramadık. Çünkü yeteneğimiz de yoktu belki. Teknik olarak şeyimiz de yoktu. Ve envanter, ulan nasıl bir envanter sistemi yerleştireceğim? Çak fıçırdan geç. Hı. Misal, evet, bakarsın hangisini güzel hani uygulamışlar. Bunu da güzel uygulamışlar. Bunu uygulayabilir miyiz? Uygulayabiliriz. Tamam o zaman bunu burada koyacağız dersin. Hani onu yapmadığın zaman belki oyunu çıkartamayacaksın ama oradan bir parça alıyorsun. Ya da belki de sen bir tane yaptın, seninkinden daha güzeli var ve hani yaptığın mantıklı olmadığını düşünüyorsun. Ve benzer bir şey yapıyorsun. Birazcık AAA'lerde bu biraz daha az tolere edilebilir bir şey. Ama siz belki çok sorulan detaya indin şu an sen. Evet. Doğru diyorsun. Evet. Yani aslında... bu hani bu bayağı detaya indik. Hani oyunların hepsi aslında birbirinden bir şey alır. Bununla ilgili bir şüphemiz yok ya zaten. Aynen. Almak zorunda hani ne yaratırsan yarat, yaratım sürecinin temeli. Hani kimse sıfırdan bir şey düşünemez. Ya arkadaşın, bir örnek olması lazım kafanda. Arkadaşın sorduğu soru aslında genel olarak hani yeni bir evren, yeni bir hikaye, yeni bir şey görmüyoruz. Evet. Devam oyunu görüyoruz kafasındaydı. Oha ne ara geldik. Evet. Yemin ediyorum siz var ya söz bırakınca harbiden bambaşka yerlere giden bir konu oldu. O zaman... Ya özetle bir yani temel kazılmışken üzerine inşa etmeyi daha kolay buluyor herkes. Biraz evet, o yüzden evet, ona gidiyorlar. Haklılar da ama sonuç itibariyle her oyundan da, her büyük firmadan da, Ubisoft'tan, EA'dendeki... Ubisoft çocuk var. Ubisoft'un şeyi var. Neydi onun adı? Ubi Workshop'u var. Ubisoft'u EA... eleştirilerden koruma bakma. Hayır, bir dakika, Altta da kalmaz ha, Galatasaray Üniversitesi. Söyle, kelime kelime yanlışlığının nedenini söyle, evet. Hangi? Ubisoft'u neden Ubisoft dedin, söyle. Nasıl? Hayır, yani? Kendini savunmuyor muydu az önce? Ben mi yanlış gördüm? Bilmiyorum, ben kaçırdım. Hayır. Ben Ubisoft'a takıldım. Sana dedi ya, Tunca Ubisoft diye. Evet. Sen de ha evet deyip bir şey açıklamıyor muydun? Abi ben esas söyleyeceğim şeye çok odaklandım yani. Sen duymamışsın adam bir şey. Tamam, şu an koptuk, devam evet, et. Ya Ubisoft'un Ubi Workshop'u var. Orada yeni bir şeyler deniyor. Child of Light denedi. İşte Valiant Hearts'ı denedi. Şimdi biz Gamescom'dayken de gördük. EA Originals. Çok evet, net bir biçimde hani indie tarafı. Yani yeni bir şeyler deneyecekler. Bir yerlerde şey yapmaya çalışıyorlar. Çünkü kendileri de farkında var. Tekrar düşüp yeni bir şeyler vermeye çalışıyorlar. Onunla alakası yok. O şu bağımsızlar yükseliyor. Biz buradan nasıl ekmek yeriz? Ama onların arasından evlenebilecek olanlar da çok var. Var hocam. Hani, kötü bir şey değil zaten. Tabii. Yani hani dolayısıyla evet bugün böyle ama bu bir süreçtir. Öyle süreçler oldu ki PC oyunculuğu bitiyordu. Hani her zaman böyle bir evrilir. Yarın öbür günde çok yeni IP'ler görebiliriz ki bana kalırsa aslına bakarsan. Sanal gerçekliği de düşünürsek yeni teknolojiler de işin içine giriyor. Heh. Arttırılmış ha, gerçeklik falan da var. Hani yeni öyle, kapılar açılacak. Kesinlikle yeni kapılar açılacak. Mesela Twitch de bir yeni bir kapı açtı. Mesela Party Hard gibi işte bu gladiatörlü bir oyun vardı. Bizim Tuna oynuyordu. Adı Domingo mu? Ha, Domina. Domina. Ben de oynadım da benim oynadığım zaman çok kötüydü. Ondan sonra düzelttiler oyunu ve hani şey yaptı. Adamlar dediler ki şimdi bak Twitch diye bir gerçek var. Hani bunun üzerinden insanlara interaktif bir şey sunalım. Oynayan da keyif alsın, izleyen de keyif alsın. Oradan yürüyelim dediler. Bambaşka bir mekanik eklendi. Hani yeni bir fikir ortaya çıktı ama küçük bir parçaydı bu da. İşte ileride benzer şeylerden ufak da olsa yenilikler çıkarmayabilsinler. Sonra bir 10 sene sonra bir bakacağız. Şey ufak ufak değişe değişe aslında o gün kabul ettiğimiz şeyler 10 sene öncesinin artık geride kalmış oyunlarını hani gösterecek falan gibi böyle bir dünyası var. Böyle büyüyor. İnsan gibi büyüyor biraz sektör.
Wild Wolf'tan gelen son sorumuzla kapatalım konuyu o zaman. El konsolu. El konsolunda en çok hangi oyunu oynadınız? Pokemon, Zelda, sonrasında da büyük ihtimalle Tetris. Tetris değil mi? Tetris. Evet. Tetris herkesin olabilir aslında. Ya Tetris zaten değil eğer mi? Game Boy sahibiysen zaten bundle olarak da geliyordu. Ben telefonda Tetris çok oynadım, onu sayar mısın? Sayarsın, el konsol sonuçta. Şey de olur o zaman, yılan falan da olur. Eski telefonlarda sayacaksın. Eskileri canım, klasiği. Pokemon yine bende de aynı şekilde. Hatta Red vardı yanılmıyorsam, 7 günden gelen falan bile arkadaşım çıkmıştı ondan alıyor. Bu çok saçmaydı. Beyblade bir ara oynadım. Niye bilmiyorum. Var mı? Vardır kesin. Var, Beyblade'in gerçeğini oynuyordum. Şahane. Beyblade ha vardı değil mi böyle? Evet, evet. Vardı, vardı. O bir dönem her çocuğun elinde vardı. Doğru. Takao mu neydi? Onunki vardı. Sen o zaman çok çocuk değildin ama hadi bakalım bir şey demiyoruz. Çok çocuk değildin sen o zaman ama. Canım, ortaokul zamanı. Beyblade. Evet. Şu renksiz Game Boy. Hatta benim bir tane webcam'imin altı vardı. Şöyle şişkin. Onu Beyblade şeyine takmıştım. Dönüyordu böyle, herkesi kepiyordu. O şeylerini oynuyorduk, taso gibi. Ucunda bir şeyi vardı. Yani hile yapıyordum falan da demiyordu kimse. Ben özel kendi tasarladığım Beyblade diyordum. Herkes alıyordu. Adam özel tasarım Beyblade'le girmiş. Bilmiyorum, ben sanki biraz yaşımız büyüktü diye hatırlıyorum ama fark etmez, oynayabilirsin de bir şey. Oynayabilirsin, sıkıntı yok. Okey. Evet, ben de ortaokul diye hatırlıyorum ya. Game Boy, renksiz Game Boy'da, sadece Game Boy mu diyorlardı onu bilmiyorum. Çok küçük bir bilmiyorum. İlk çıkanı Game Boy. Onda Mortal Kombat vardı, onu oynuyordum falan. Harbi mi lan? Bende Game Boy vardı, hiç Mortal Kombat. Oynuyorum dediğimde şu an. Raiden alıyorsun abi, eğiliyorsun, yaklaşınca uppercut atıyorsun. Bu kadar oynama, yani çok küçüktüm çünkü yani. Biraz da... Tek bildiği şey bu. Aynen öyle yenebiliyordum. Başka bir şey deneyince dövüyordu çünkü. Vallahi ben Zelda'yı sayarım herhalde. 30 saat oynadığım var mıdır bir oyun bilmiyorum. Eskiden çok oynadım ama Zelda 30 saat üstü oynadım. Bu Switch'teki Zelda'dan bahsediyorum, son çıkan. PS'de de God of War 1-2'yi çokça oynadım. Yani bir kere oynadım. Çok uzun oyunlar değiller ama o kadar çokça oynadım ki totalde herhalde 40-50 saat oldu. 4-5 kere bitiriyordum. Yani can sıkıldıkça bitirirdim böyle. 5 ayda bir. Eskilerden de Tetris. Bir klasik. Yani bir ara psikopat gibi oynuyordum. Telefonda oynuyordum ama yani. Her beklediğim anda Tetris'e. Elim o kadar hızlanmıştı ki şeyi falan düşündüm. Acaba dedim böyle bir speedrun yapsam mı lan Tetris'e? Hani böyle bir rekor falan gelir mi diye mi düşünmedim. Dünya şampiyonaları yani. Da var. Milli sporcu olarak katılabilir miyim? Hala devam gerçekten ediyor bu arada, yapılıyor. Benim elim artık yaşlandı. Elim çöktü. Eski günlere geri dönebilirsin belki. Belki sen, senle beraber belki. Ben koçunum. Hadi oğlum bas. Uzun çabuk. Uzun çabuk. Ya, yazları ortaokul döneminde çalıştım, hani oyuncaklıkla çalışıyordum, hani mağazaydı ve hani Tetris var doğal olarak, sıkıntı bir de hani o dönem hiçbir şey yok yani hakikaten oynayacak. Kutusunu açıp, yani izin veriyordu da rahmetli oldu Şenol abi, ilk patronumdu. Şenol? O başka bir şey. Tamam. Gamer olma ihtimali, onun gamer olma ihtimali yok. O yüzden şey yapmadım. Şenol bu videoda mıydı, öbür videoda mıydı? bu videoda. Kopalay şahane. İşte yazın böyle sabahtan akşama kadar, hatta yani bazen yardımcı olmak için gelen hani patronumun akrabaları falan oluyordu. Onlar da bir tane açıyor. Ben çu elimizde. Bütün gün sen kaç yaptın, herkes, ben kaç yaptım diye. Tetris. Herkes de. Bir de şey yapıyordu. Game Boy'da şey oynardım. Futbol oyunu vardı. Kickoff olması lazım. Salak bir futbol oyunuydu. Onu çok oynardım. Çok da başarısız bir oyundu aslında ama o oyun olmadığı için başka. Onu oynuyorsun Game Boy'da yani. O zaman bitirelim. Hadi bitir bakalım. Vallahi beynim, yemin ediyorum, pelesenk oldu. Çok dolmuşuz biz. Ne zamandır yapmıyoruz acaba? Hakikaten ben anlamadım yani. Bilmiyorum, bayağı böyle tokat yemiş gibiyim şu an. Dayak yes desem bu kadar yorulmazdım herhalde. Neyse arkadaşlar, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Yeni sorularınızı da bekliyoruz yorum kısmına. Bay bay.